abi, deniyor muyuz, yiyor muyuz? Evet abi. Ne yapıyorsun abi? Abicim şimdi kurban etimizde güzel Leonat kardeşime böyle güzel böyle ızgara yapacağız. Evet. O sıcak suda mıydı yoksa? Yok, sıcak su değil ya, olur mu? Şey, bir soğuk buhar mı? Niye çıkıyor buhar? Tabii dolaptan don halde çıkarttığımız için bu halde. Neredeyiz? Tarih kaç? Evet. Bugün 8. ayın 9'u. Hı. Evet, Kocatepe Kartaltepe'de alandayız. Bayrampaşa yani. Bayrampaşa, evet, Bayrampaşa da diyebiliriz. Et de güzel görünüyor maşallah. Etimiz, evet. Güzel siyah et. Hayvanımızdan bu sene yağ çıkmadı neredeyse, hemen hemen. Simsiyah, top et. Bu yakışıklı kim? O benim oğlum. Biraz sokak sever. Çok. Bayılır sokakta oynamaya kendisi. Bence şimdi bu irilikte yeter. Bu mangalın sırasını anlatır mısın abi? Evet. Sırası, öncelikle etleri bizi dilimliyoruz güzelce böyle. Hı. Izgaralı. Dövmek, ben pek sevmiyorum döverek eti ezmeyi, terbiye etmeyi. Bu şekilde daha eti yediğini hissediyorsun. O şekilde hem kuruyor, kuru oluyor. Etimiz piştiğinde zaten o farkı hissedeceksin. Herkese iyi akşamlar diyelim. İyi günler diyemiyoruz. Akşamüstüyüz. Yüzüm çok parlıyor. Işığı kapatsam kapkara görünecek. Meşhur yerden Yalçın Bey. Komşumuz mangalcı. Mahallemizin tek sucusu. Derken rutin bir pazar gününde mangal yakalım isteğinde bulundu. İşte geldik. Yakın, uzaklara gidemedik bugün. Daha uzak bir yere gidecektim ama gidemedik. İsmet diyelim. İşte bir sebebi dolayısıyla. Evet. Ama gitseydi güzel olacaktı. İnşallah başka zaman. Derken burada. Şimdi mangal karar verdi. Biz anlatacağız. Ama yani herkes biliyor. Biz yine dediğimizi anlatacağız. Evet, çok basit bir izgaramız var. Evet. Her kasapta bulunuyor. Tabii. Sonra bunların ne oluyor? Bu ne oluyor? Bu izgara. Bu ne oluyor? İzgara teli. Bu mangal. İşte bu mangal oluyormuş. Evet. İzgara teli. Yani ateş yaktığımız yer. Evet. Ben kendim çok bilmiyorum. İşte izgaramız var. Evet. Sonra da bunları daha öncesinde bir yakalım. Daha önceden pişirdiğimiz için yağları yansın. İşte yakmak ölsün lazımmış. Evet. Şeyde bakal kasaplarda bulunuyor kömürü. Ateşi yakmak da çok zor bir şey değil. Evet. Ki tabii yani mangal herkes yapıyor ama yerken ne kadar güzel oluyor onu bilmiyoruz. Bakacağız. Ben inanıyorum güzel olacak. O şekilde. Yani İstanbul'da bir yaz gününde çeşit kişiliği için çeşitli imkanlar olabilir de bizim için de bu imkan güzel. Şimdi abi diyecek ki kapat kamerayı, boş ver. Gel iş yap. Ama tabii kapatacağız. Hepsi çekmeyeceğiz. Yani bizim şeyleri de böyle YouTube'da yüklemek istiyorum. Hoşuma gidiyor. Uğraşıyoruz işte. Şimdi biz birazcık çalışacağız. Etliği de göstereceğiz diyor. Alalım kamera böyle aktüel. Arkadaşlar, kekiğimiz. Arkadaşlar bu ne? Zehir, pul biber, zehir. Ben bunu bir kez zehir diye dokundum. Tabir ediyoruz. Canım. Çok acı çünkü. Tuzumuz. Tuz. Tuz arkadaşlar. Evet. Organik tuz. O da pul biber. Bu da pul biber yine. Çok zehir acı biber olmasa da yağlı bir pul biber. Bu kurudur. Bu daha kuru ama zehirdir yani. Zehirdir de acılı mı? Evet. Arkadaşlar ben bunu almıştım elime. Gözüme değmiştim. Çok kötü olmuş yani. Size tavsiye etmiyorum ben. Yoksa evet, benim gibi yenersiniz arkadaşlar. Seni tam moda girdi Mert. Evet.
Evet, bu nanemiz. Bunu ezme salatamız için kullanacağız. Arkadaşlar ben bunu ayranda deniyorum. Ayranda biraz güzel oluyor ama ekşi gibi güzel içimden. Benim için güzel arkadaşlar. Burada salata malzemelerimiz var işte. Soğan, biber, maydanoz, domates. Arkadaşlar ben domates... Burada da Türk kahvesi ve içecek. O Türk kahvesi özellikle çekeceğiz abi. Şimdi etimize en çok yakışan şey biliyorsunuz her zamanki olduğu gibi kekik. Kekik arkadaşlar. Kokusuyla etimize aroma verecek. Etin üstünde baharat olmazsa olmaz arkadaşlar. Çok güzel yani. Sen neredeydin bugüne kadar ya? Ben bugüne kadar parktaydım arkadaşlar. Salata geçmişsin abi. Suculuğu bırakıp ceneze, burağa şey olman lazım, rakip olman lazım. Evet, olabilir, neden olmasın? Hatay sofrası, Nevşehir sofrası var mı? Atacağız bunu. Ekmek nerede? Ben çalayım şöyle ya. Nanemiz. Var. Birazcık sumak. Sumak ne? Ekşimsi bir tat veriyor. Baharat türü. Bu hep bu kadar zaman istiyor mu? Tabii biraz. Yani evde sen mi yapıyorsun, hanım mı yapıyor? Yani bazen ben yapıyorum, bazen o yapıyor. O da biliyor yani. Yok, hani bilmesinden değil, zamanından. Ha, zamanla. Genelde ben yapıyorum bu salatayı. Ama zamanla burası yerimiz müsait olmadığı için alıyor tabii ki. Ama evde daha hızlı, daha pratik olabiliyor. Zoomluyorum abi, yakından alıyorum tabii, böyle. Tabii. Ben mi bakacağım? Sen bak, o kadar ustalık ya. Yapıyorsun. Pişmemiş söylersin. Çok güzel. Yani serdama olmuş mu bilmiyorum. Evet. Bence sert. Şimdi kameramız hem çekim yapıyor hem de ışık işlevi giriyor. Evet. O kurtardı. Ve geldik en güzel kısmına. Nasıl abi, deniyor muyuz, yiyor muyuz? Evet, bahsediyorum. Birazcık
sert, yani piç değil ama etin kendiliğinden sert. Çünkü hayvan kesildiği gibi marine edildi. Bir hafta dolapta kaldı. Bugün de burada. Marine herhangi bir işlem olmadı. Marine edilmedi. Tuz, tuz. Ekmeksiz ya. Niye? Ekmeksiz ya. Karnımı etle doyur. Et çok çok. Ne ya? Telefonum. Evet. Şimdi Leonard kardeşimin ellerinden kahvesi içeceğiz. Kendisi de ben de kahveyi çok seviyoruz. Bizim vazgeçilmez içeceklerimizden bir tanesi Türk kahvesi. Günde 4 fincan, 5 fincan. Kardeşim biraz abartıyor. Bugün 10 olacak galiba, onu zannedersem. Afiyetle içiyoruz, size de tavsiye ediyoruz. Özellikle sigara içerken kahveyle eşlik etmesi vazgeçilmez bir tat veriyor bize. Ama sigarayı tavsiye etmiyoruz. Etmiyoruz ama seviyoruz. Şimdi kahveyi ışık elinde mi abi? Şey pardon. Kaşık. Az şekerli içiyoruz. 2 kişilik cevzeye 2 fincan su var. Ölçüyoruz. Sonra efendim 2 küp şeker 2 kişi için. Sonra da 4 kaşık ama kaşığın alabildiği kadar 4 kaşık kahve. Soğuk karıştırıyoruz. Bir de bu durumda şişmeye başlıyor. Bir kez de şimdi karıştırıyoruz. Fazla yapma. Zaten kahve oh sıcak. Yani sıcak ama kahve olduğu yani istediğimiz kıvamda olmak üzere. Şunu da deneyelim. Çok ısırmamış. Fincanları düz yapalım. Evet böyle. Yani o mangalın arkasından bu kahve güzel oldu, olacak. Ben 10 dakikada diyorum ama sanki daha hızlı oldu. Evet. Şu an ben kamerayı açalı kaç dakika olmuş? 4 dakika. 2 dakikaya geç aldık yani 6 dakika olmuş olabilir şu ana kadar. Babak Beyza orada. Evet. Normal diye kameranın şeyi bitti ama bunu zoomlamak isterdim, o köpükleme güzel görünüyor. Ve yükseliyor. Harbiden. Kadıköy'de bir yer var abi. Orada hep şey içiliyor, közde kahve içiliyor, Moda'da. Hızlı yapıyorlar onlar biraz. Bir de onlar bir kum şeklinde bir şey de var. Evet. Kahvemiz geldi, evet. Taşma gibi. Kahvemiz hazır arkadaşlar. Ta. Birazcık harbi sıcak. Harbi oldu arkadaşlar, harbi ya. Hadi bismillah deyip döküyoruz. Ben yarı yarı döküyorum ki köpük eşit şekilde dağılsın. Bir tık daha kaynat istersen. Gerek yok bence. Evet. Kahveler bu şekilde. Bol köpüklü Türk kahvemiz hazır. Afiyetle. İçelim. Sizin yerinize de. Ben içiyorum. İç bakayım abi. Hadi afiyet olsun.
Olmuş mu abi? Çok güzel. Ellerine sağlık kardeşim. Çok beğendim. Tadı da gerçekten köz kahvesi olduğunu belli etmiş. Ya. Yani evdekinden bayağı bir fark var. Var. Evet. Yani közde kahve. Ben yani bu kahveyle ilgili bu YouTube'da yüklediğimiz videolar var. Yani benim bir hayalim bu şekilde cevze, şeker, kahve yanıma almak ve yani doğa güzel yerleri bulup kahveyi orada içmek isterim. Hep bu şekilde yaparak. Ama daha o yani başlamadım o şeyi. Yapacağız. Abiyle de İnşallah olacak. Birlikte daha güzel doğada, daha güzel bir ortamda buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Hoşça kalın.